Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erdoğan Arslan Zoom bağlantısıyla şu anda bizimle buluşacak. Merhabalar hocam öncelikle. Merhabalar, nasılsınız? Çok iyiyiz, teşekkürler. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. İyi yayınlar dilerim hepinize. Sağ olun hocam. Sanıyorum bugünlerde en yoğun zamanlar, tabii pandeminin başından beri mutlaka yoğun bir dönem geçiyor. Kolay değil böyle bir şey ilk defa birçoğumuzun hayatında, ilk defa birçoğumuzun değil hepimizin hayatında ilk defa, ama sizler ön cephede savaşanlar olarak Allah kolaylıklar versin ve sizinle birlikte olduğumuzu söyleyelim. Şimdi hocam bugünlerde aşı konusu gündemde. Öncelikle Alanya'da pandemi süreci nasıl geçti? Halen de nasıl devam ediyor? Bir de oradan da aşılamaya doğru konuşmalar içerisinde geçebilir miyiz hocam? Tabii ki biliyorsunuz bu küresel salgın maalesef bütün dünya ile beraber ülkemizi de çok derinden etkiledi. Alanya'mız çok şanslı bir süreç geçirdi ilk başlarda. Çünkü turizm beldesi olduğu için turizm henüz başlamadan bir takım yasaklar sayesinde hasta sayısı oldukça kısıtlıydı. Hatta Haziran'da, Mayıs'ta 1-2 vaka görülüyor idi. Bunlar da genellikle dış menşeili hastalardı. İşte Orkinos teknesinde olan hastalar oldu. Dış başka bir şehirden gelmiş bir ailede görüldü. Fakat tabii ki bu sürdürülebilir bir şekilde değil idi biliyorsunuz. Alınan önlemler biraz etki göstermeye başlayınca, önlemler gevşetildiğinde ve önümüzde de bir Kurban Bayramı zamanı oldu, süreci oldu. Ve bu süreç sonrasında maalesef Alanya'mızda da oldukça yüksek sayılarda hastalar görmeye başladık. Yapılan testlerin birçoğu artmaya başladı, pozitif gelmeye başladı. Biz ilk dalgadan kendimizi korumuştuk. Hani ilk dalga Türkiye'de çok yüksek sayılarda hastalar ve kayıplar yapmıştı. Fakat Alanya'mız bu konuda iyiydik. Fakat ikinci dalga geldiğinde, ikinci dalga diye söylenen aslında bizim geç birinci dalga gibiydi. O dalgada maalesef oldukça yüksek sayılar oldu. Tabii ki takdiri ilahi birçok sıkıntılı zamanlarda geçirilmesine rağmen Sağlık Bakanlığımızın aldığı önlemleri halkımızın riayet etmesi sonrasında bu sayılar gittikçe azalmaya başladı. Şu anda bütün ülkede olduğu gibi bizim ilçemizde de ciddi düşüşler gözlemliyoruz. Biz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi istatistiklerine sahibiz ve en son verilere göre bundan bir ay öncesine göre neredeyse üçte birine kadar azaldı vakalar ve de yoğun bakımdaki yatış sayısı da azaldı. Tabii ki bunlar umut verici şeyler. Bunun yanı sıra bir aşılama sürecini de bakanlığımız başlattı ve bu aşılama sürecinde biliyorsunuz bütün ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de planlanmış bir şekilde belli risk gruplarına öncelik verilecek şekilde aşılamalar başlandı. Bizde de çeşitli yerlerde, merkezlerde aşılama noktaları kuruldu ve ilk başta işte sağlık çalışanlarıyla başlandı ve de hemen hemen sağlık çalışanlarının tümü zannedersem bu hafta başı aşılanmış olacak. Biz dahil hepimiz aşılandık. Aşıyla ilgili kamuoyunda bir takım korkular, endişeler mevcut idi. Ben de aşılanmış bir birey olarak bunları yakinen takip ediyorken size bir sağlıkçı olarak, bir tıp hekimi olarak aslında aşının korkulacak herhangi bir gen etkisinin çok şükür Alanya ilçemizde karşımıza çıkmadığını biliyoruz, gözlemliyoruz. Aşı tabii ki her zaman bir takım riskleri beraberinde getirebilir. Bunlar zaten bizim tahmin ettiğimiz her aşıda olabilecek reaksiyonlardır. Bunlar lokal reaksiyonlar ya da genel reaksiyonlar, sistemik reaksiyonlar dediğimiz reaksiyonlardır. Lokal olarak aşı yerinde şişlik, kızarıklık, kaşıntı olabiliyor. Genel olarak da aşıdan sonra bir ateş, yorgunluk,
hali, gripal enfeksiyona benzer bir kas ağrısı ve ishal, bulantı, kusma görülebilecek ve bizim beklediğimiz yan etkiler. Bunlarla ilgili zaten Sağlık Bakanlığı'nın aşının yan etkilerini izleme çizelgeleri var. Bunları yakinen takip ediyoruz. Bu çizelgelerde böyle bir şikayet olduğu zaman hasta şikayetleri yansıtılarak aşı hakkında da sağlıklı bir geri dönüş sağlamış olacağız. Bu yüzden bu aşının halkımıza ve tüm gerçekten insanlığa aşıların umut verdiğini söylemek isterim. Aşılar hakkında, her türlü aşı hakkında maalesef böyle bir aşı karşıtı komplo teorisyenleri grupları var. Ben halkımızı bu tip bilimselliği şüphe götüren spekülatif bilgilere, daha doğrusu bilgi kirliliklerine kulak asmamaları yönünde bilgilendirmek isterim. Tabii ki devletimiz her şeyin önlemini almakta, elimizdeki imkanlar doğrultusunda da halkımızı bu salgından korumak için elinden geleni yapmaktadır. Sağlık çalışanlarından sonraki aşama biliyorsunuz 65 yaş üzeri bireylerin aşılanması. Daha sonra milli güvenlik önceliği olan gruplar, işte Milli Savunma Bakanlığı, Ordu, Maliye vesaire bu şekilde gidecek aşılama grupları var. İlk etaptaki aşılama faaliyetleri bizim bilgimiz çerçevesinde gayet güzel ve sorunsuz geçmekte. Şimdi hocam, ilk etapta 25 bin küsür aşı geldiği söylendi Antalya'ya. Bunun ne kadarı Alanya'da? Alanya'da ne kadar sağlık çalışanımız var totalde? Bilginiz var mıdır? Tabii ki şimdi bu bilgilerin, istatistiki bilgilerin sağlık ortalama şekilde, tahminen de müdürlüğünden almak gerekir. Fakat bizim hastanemizdeki sayılar 2000 civarı diye biliyorum. Tabii ki yani sağlık çalışanı diye söyleyince sadece hemşire, sağlık teknisyeni ya da acil tıp teknisyeni, hekim değil, hastanede çalışan, her türlü hizmet gören insan, sekreter, bilgisayar operatörü gibi bunlar da dahil. Beraber işte santralde görevliler de dahil olmak üzere yaşlı bakım evleri, huzur evlerinde çalışanlar, diş sağlığı merkezlerinde çalışanlar, bütün herkesi içereceği için Antalya'da tabii ki bu aşıların dağıtımı esnasında nüfus nispetinde oranlandırarak aşı dağıtımı oldu. Hatta bu insanların tabii ki aileleri de dahil değil mi hocam? Yanlış biliyorsam. Hayır, ilk etapta aileleri dahil değil. Çünkü onlar da kendi yaş gruplarına göre, risk değerlerine göre aşılama sırası geldiğinde aşılanacaklar. Zaten biliyorsunuz 18 yaştan küçük olan bireylere, çocuklara aşı yapılmayacak. Evet. Efendim, gebeler var. Gebeler ilk 3 ayında aşı yapılmayacak. Gebelerden 2. ve 3. ayında olanlar ya da emzirme döneminde olan hanımlarda bireyin isteğine göre sıraları geldiğinde isterlerse ve bir başka kontraindikasyonları yoksa aşıyla ilgili gebelere yapılacak. Hocam, o zaman bir ciddi bir yan etkisi var mıdır aşının? Sıkıntı yaratabilir mi? Gebeler için mi söylüyorsunuz? Evet, evet. Şimdi bu bir inaktif virüs aşısı şu an kullandığımız. Yani ölü virüsün aşısı. Beklenen bir yan etki yok. Lakin biz hep tıpta tedbiri elden bırakmayarak ilerleriz. Riskleri, gereksiz riskleri hastalarımızı maruz bırakmamak için ilk 3 ay biliyorsunuz gebelik döneminde önemli bir periyottur. Bizim işte organogenezimiz ya da embriyogenez dediğimiz aşamaların olduğu, bebeğin daha ilk oluşum taşlarının bir araya geldiği dönemdir. Bu dönem özellikle ilk 11-12. haftaya kadar en riskli dönemdir. Ve bu yüzden bu dönemde gelebilecek herhangi bir sıkıntı
Mesela yüksek ateş bile, ki aşıda görülebilecek komplikasyonlardan birisidir, yan etkilerden birisidir. Yüksek ateş bile gebelikte bizim istemediğimiz bir şeydir. Çünkü bir takım teratogenetik durumlara sebep olabilir. O yüzden ilk 3 ayda biz hastalarımızın aşı olmasını tavsiye etmiyoruz. Bundan sonraki 3 aylarda ise eğer arzu ederlerse kendi fikirlerine bırakıyoruz. Çünkü gerçekten bu çok zor bir süreçtir. Hekim evet. için de hasta için de zor bir süreçtir. Çünkü bebek her ne kadar güncel imkanlarımızla ultrason cihazlarıyla takip edip bir takım sıkıntıları olup olmadığını anlamaya çalışsak da bir kapalı kutu içinde büyümektedir. Ve de 9 ay sonra o kutudan çıktığında Allah göstermesin bir problem olduğunda işte acaba aşıdan mı diye insanların aklında soru kalmaması gerekir. Ben hatta hastalarıma, ben aynı zamanda kadın doğum profesörüyüm. Hastalarıma bu teratogenez konusunda şu bilgiyi veririm. İşte bir hasta gelse bana dese ki hocam biz leblebi yuttuk, gebeliğimizde bir problem olur mu? Ben saçmalamayın, böyle bir problem yaratacak bir şey değildir deyip hastayı göndermem. Niçin göndermem? Çünkü hastaların bilmesi gereken bir şey vardır. Bazal malformasyon hızı dediğimiz bir şey var. Toplumda %4,5 kadar gebelikte bir takım sıkıntılar olacaktır. Çok küçük, minör dediğimiz malformasyonlar da olabilir. %1,5 kadarı ise majör malformasyonlar dediğimiz işte kalp iskelet sistemiyle ilgili sıkıntılar olabilir. Şimdi ben bu hastaya, leblebi yutmuş hastamıza senle bir şey olmaz deyip göndersem, Allah korusun bu %4,5'luk hastadan birisi olsa bebeğini kucağına alıp gelip bana hani bende bir şey olmazdı, bu leblebi yüzünden oldu dese, ben de derim ki keşke hastamı şu kenara alsaydım da bir bazal malformasyon hızı hakkında bir bilgi verseydim, hastamı bilgilendirseydim. Ondan sonra inşallah bu %4,5'tan birisi değilsin, yoksa başka ekstra bir riskin yok diye hastayı aydınlatsaydım derim diye düşünürüm. Ve o yüzden de bu şekilde danışan bütün hastalarıma yeterince vakit ayırarak bazal malformasyonun ne olduğunu izah etmeye çalışırım. Hocam, o yüzden özür evet. dilerim, sözünüzü keserim. Hocam mutlaka ki yan etkisi henüz daha belirlenmemiş bir durumda. Şöyle bir durum var hocam. Mesela ben 2 doz aşıyı oldum. Örnek veriyorum. Önce birinciyi oluyorsun. Daha sonra ikinci dozundan sonra hastalık olmayacak diye şu anda bir garanti yok, değil mi hocam? Şimdi bu şöyle bir şey. Her aşının amacı vücudumuza verilen yabancı proteine, ki biz buna antijen diyoruz, yabancı proteine karşı duyarlılık yaratmak ve bu duyarlılık sayesinde bu ajanla tekrar karşılaştırıldığında, vücut tekrar karşılaştığında hızlı bir şekilde bir bağışık yanıt oluşturarak bireyi hastalıktan korumak. Bütün aşıların amacı budur. Evet. Yani var olan bir küçük bir protein parçası. Bu işte genellikle virüsün bir parçası olabiliyor. Şu an bizim kullandığımız inaktif virüs aşısı. Yani virüsün bütün proteinlerini içeren aşı. Başka aşılar da var. Hepiniz medyadan takip ediyorsunuzdur. mRNA aşısı. İşte mRNA dediğimiz o bir proteini kodlayan bir genetik parçacığın insan vücuduna verilmesiyle bu proteini kendisinin bireyin salgılatarak ortaya çıkartması ve bu proteine karşı vücudun bir bağışıklık oluşturması şeklinde bir sistem de var. Elbette ki bu sistem ilk defa uygulanan bir sistem. Yani bu mRNA aşıları konusunda gerçekten tıp camiasında da kaygılar var. Nedir, ne değildir, uzun dönem etkileri ne olacaktır? Bu konuda tartışmalar elbette var. Ama şu an bizim kullandığımız aşı özellikle Alanya'mızda inaktif virüs aşısıdır. Ki bu işte bizim bildiğimiz kızamık aşısı gibi. Yani en güvenli aşı da diyebiliriz, değil mi hocam? Evet. Konvansiyonel aşılardan hiçbir farkı yoktur. Diğer aşılar gibidir. Boğulmaca aşısı gibi, kızamık aşısı gibi, kabakulak aşısı gibi. Yıllardır aşılar icat edildiğinden beri uygulanan teknolojiyle üretilen bir aşıdır. O yüzden de beklenen reaksiyonlar aslında bizim hiç de bizim için sürpriz olmayan reaksiyonlardır. O yüzden de fazladan bir şeye
ne derler, kaygıya bu konuda ise hiç gerek yoktur. Tabii ki mRNA aşıları ile ilgili de çok ciddi spekülasyonlar var. Ha, bu aşıyı olduktan sonra ki süreç her bireyde farklı işleyecektir. İşte bağışıklık oranı kişiden kişiye, kişinin bağışık yanıtının gücüne göre değişmektedir. Bu gözlüyorsunuz, siz de duyuyorsunuzdur. Mesela koronavirüsüne enfekte olup iyileşen bireylerde ikinci kez bile enfeksiyon olabiliyor. Bu, evet, bireylerin incelenmesinde bunların bağışık yanıtlarında bir zayıflık olduğu ortaya çıkıyor. Bu bir genetik şeydir, yatkınlıktır ya da farklılıktır. Bu yüzden aşılarda da bunlar söz konusu olacaktır. Aşılarda da aynı proteinle karşılaşıyorsunuz ve vücudunuz buna yeterince cevap verebiliyorsa bağışık olacaksınız. Ve işte bizim ülkemizde de ilk yapılan çalışmaların sonunda %90'lara varan bir bağışık yanıtı gözlendi bu aşıyla ilgili. Hocam şu açıdan Hocam özür diliyorum, yine araya girdim ama şu açıdan soruyorum. Yani biz tedbirlere yine devam etmemiz gerekiyor sanırım, değil mi hocam? Elbette ki. Yani biz aşılandıktan sonra kesinlikle biz bundan muaf kalacağız diye buraya tamamen bağışığız diyemiyoruz. Bir birey gerçi kendi bağışıklık durumunu test ettirebilir. İşte antikor oluşumunu ölçtürebilir. Yüksek düzeyde antikor varsa muhtemelen bir sıkıntı olmayacaktır ama virüs gerçekten çok farklı bir mekanizma, farklı bir yapı. İşte bir biliyorsunuz İngiltere'de mesela bir mutasyonu ortaya çıktı ve o mutasyonla daha hızlı yayıldı ve işte daha çok enfekte ettiği ortaya çıktı. İşte eğer ki virüs çok daha hızlı ve çok daha farklı bir mutasyona girerse, bizim bağışık olduğumuz yapıdan farklı bir yapıya bürünürse biz ona yine açık kalacağız. O yüzden de tedbiri hiçbir zaman elinden bırakmamamız gerekiyor ve her aşılanan bireyin de acaba antikor yanıtı oluştu mu diye ölçülmesi, hani cost efektif derler, mali açıdan kaldırılabilecek bir araştırma yöntemi değildir. O yüzden de herkesin acaba bağışıklık oluştu mu diye test edilmesi imkanı da olmadığı için bu bireylerin de tedbiri elden bırakmamaları gerekir. Ta ki ne zaman Dünya Sağlık Örgütü artık bu pandemi bitmiştir deklarasyonu yapana kadar bizim hani eski normal dediğimiz normale dönüşümüz biraz zaman alacaktır diye düşünüyorum. Yani hayatımıza giren bu maskeler ve hijyen kuralları, el yıkamalar, dezenfeksiyonlar bir müddet daha olacak. Fakat tabii ki aşılama ve aşılanmış birey sayısı arttıkça virüsün gelişip kendi varlığını devam ettirebileceği mecra da ortadan kalkacağı için yavaş yavaş virüs artık görülmemeye başlayacak. Bir de bizim beklediğimiz, aslında benim umut ettiğim şeylerden birisi de şudur. Biliyorsunuz ki bu virüslerde oluşan mutasyonlar rastgele genetik materyallerindeki değişikliklerdir. Bunlar bir şeye benzer, yapboza benzer bir şekilde bir değişiklik oluşur. Bu değişiklik o virüsün yaşamı için avantaj sağlayan bir mutasyon ise o devam eder. Avantaj sağlamayan bir mutasyon ise o virüs imha olur. Ve de bu işte evrimsel sürecinde virüsün mutlaka ortaya çıkacaktır. Mutasyonlar görülecektir. Fakat beklenen mutasyon daha hızlı bölünüp daha çabuk çoğalan bir mutasyon değildir. Çünkü bu virüse bir yaşama avantajı sağlamaz. Niçin? Çünkü enfekte bireyler hastanelere, izolasyonlara maruz kalıyorlar. Çoğu kez hastalık edici etkisi yüksek olursa eğer bile. Ve de işte maalesef öldükleri zaman da onlara özel bir defin işlemleriyle toprağın altına gidiyorlar. Şimdi virüs mantığını kendinize koyarsanız, ben bir virüs olsam ne isterim? Çoğalmak isterim. Çoğalmak için de girdiğim bireyi öldürürsem ben nasıl çoğalacağım? Başka bir bireye geçeceksiniz. Evet. Yani o yüzden ben aslında o bireye gireyim ama öldürmeden başka bireyleri atlayabilecek kadar yaşatabileyim. Yani virüse avantaj sağlayacak mutasyon aslında budur. Yani daha az öldürücü bir
mutasyona geldiği zaman virüs belki daha çabuk yayılacak fakat işte öldürmeyecek. Bu da bizim çok bildiğimiz bir durumu anımsatıyor. Mevsimsel gripal enfeksiyonları hatırlatıyor. Yani elbette ki sağlık durumu ciddi şekilde sıkıntılı olan bireyler böyle bir yükü kaldıramıyor. Bu grip için de böyleydi. Ağır işte pnömoni hastaları, ağır işte kanser hastaları, şeker hastaları, diyaliz hastaları basit bir grip enfeksiyonu sonrasında ya da yaşlı bireyler kaybedilebiliyordu. Bu da işte bu işin çok da farklı bir şekilde seyretmediğini bize gösteriyor. Covid virüsünün biraz daha farklı bir yapısı vardı ve yeni olarak lanse edilen şeyi Covid'in 19. suçudur. Yani aslında koronavirüsler bizim mevsimsel gripal hastalıklar dediğimiz hastalıkların %20-30 kadarını zaten oluşturduğu bizim tarafımızdan biliniyordu. Bizim kitaplarımızda da çok eski klasik kitaplarımızda bile yazar. İşte mevsimsel gripal enfeksiyonları en çok şunlar yapın. Yani işte influenza, para influenza virüsü, ortomikso virüsler ve koronavirüsler yazar. Ve bu bilinen bir şeydir. Sadece COVID-19'un suçu farklı, daha farklı bir genetik yapıya sahip yeni virüs olmasının sebebi bu. Yani bir şekilde mutasyonla ortaya çıkmış bir şey. Ve bu mutasyonla bir şekilde kendi sonunu da getirebilir. Kendisini diğer grip enfeksiyonları gibi toplum içerisinde yayılmasına avantaj sağlayacak hale de gelebilir. Benim umudum bu aşılardan daha önce virüsün böyle bir spontan bir mutasyona uğramasıydı. Lakin bunu henüz gözlemleyemedik. İnşallah bu da eklenir. Çünkü şu an tünelin ucundaki ışık görüldü. Çok etkin tedavi ilaçları ortaya çıkmaya başladı. Moleküller. Bunlar da umut verici şeyler. Aşılama da yaygınlaşacak. Ve de bu virüsün muhtemelen bu yaz başına kadar bence dizginleri insanlık tarafından ele alınmış olacak diye umut ediyorum. Biz öyle umut ediyoruz. Bu şekilde. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yine inşallah yeni programlarda yine birlikte olacağız. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler hocam. Gerçekten önemli bilgilerdi. Evet. Bir yerde de sevgili izleyicimiz Yakup Toklu'nun da sorusuna cevap vermiş oldunuz. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Kitap verdiğiniz için. Katkılarınız için sağ olun hocam. Saygılar, iyi günler diliyoruz.